9 Aralık 2023 Cumartesi İstanbul at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul koşularını yorumlayacağız. Adana ve Diyarbakır için altılı yorumlarımız yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İstanbul programında 7 koşu var. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Bu koşuda liderliği 4 numaralı Timelord alacaktır. Stili bir rakibi olmadığı için önde boş kalacak. Sentetik pisti çok sevdiğini ve bu tür gidişatlarda çok başarılı yarışlar yaptığını belirtelim. Rakiplerde dişine göre olduğu için, kazanma şansı yüksektir. Timelord için tek sıkıntı, yarışın mesafesinin kısa gelecek olmasıdır. Yarış uzun mesafede koşulacak olsaydı, rahatlıkla banko yazabilirdik. Fakat bu mesafede işi zor olacak. Yine de tempo uzmanı binicisi idaresinde ilk sıradan yazılmayı hak ediyor. 3 numaralı Polpu, öndeki Timelord'u yakın takip edecek. Bu safkan özellikle bu tür mesafeleri çok iyi koşuyor. Yerinde yürüyüp rakibini erken atlayabilirse, ağır tempodan dolayı geriden gelebilecek etkili bir sprint olmayacağı için kazanabilir. Kesinlikle tüm kuponlarda olması gerekir. 7 numaralı Lex Telaionis, genelde bekleme yapan ve etkili son verebilen bir isimdir. Fakat bu safkanın önemli bir özelliği var. Sonlarda etkili olması için süratli tempolara ihtiyaç duymuyor. Yani süratli tempolarda öndeki atların dökülmesini beklemesine gerek yok. Sprintini tutturduğunda rakip tanımaksızın kazanabilir. Bizce form tutmuşken bu şartlarda da yazılmalıdır. Son olarak sürpriz konumda olan 9 numaralı Winner Gets It All'ı kuponlarımıza yazalım bu safkan geçen yıldan bu yana sorunlarından dolayı sadece iki yarış görebildi. Son yarışında düzeldiğini gördük. Son yarışından sonraki işini de çok beğendik. İlgilileri de beklentiyi yükseltmiş olacak ki, bugün Mehmet Kaya tercihini gördük. Artık çıkış yarışı yapmaya hazır olduğunu düşünüyoruz. Bu atı bu grupta kesinlikle hafife almayın. Grup kendisi için uygun bile sayılabilir. Bu tip mesafelerde ve gruplarda rahatça yarış kazanabilecek potansiyele sahip bir isimdir. Bu koşuda bazı şartlara göre 4 ismi ön plana çıkardık. At yazmaya kalkarsak elbette şanslı olabilecek birkaç isim daha yazabiliriz. Fakat bugün için bu şartlara göre tutmadığımız isimleri yazmıyoruz. Sizler varsa tuttuğunuz atları ekleyin. Bizim birinci ayak için rakamsal sıralamamız 4, 3, 7, 9 şeklinde oldu. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz 05428321444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. 2. ayak. Bu koşuda süratli bir tempo olacak. 11 numaralı Bakla Kırı'nın iç kulvar avantajı ile liderliği almasını bekliyoruz. Ancak hafif süratli rakipleri bir hayli fazla olduğu için önde yer kapma telaşı bile yarışı süratlendirmeye yetecektir. Biz ilk şansı 6 numaralı Princess Grace'e verelim. Hafif start problemi olsa da süratli tempolarda etkili son verebildiği için bugün çok şanslıdır. Düzlük üzerinde herhangi bir trafik sorunu yaşamazsa mutlaka etkili olacaktır. Kuponlara ilk sıradan yazılmalıdır. 2 numaralı Diamond Brothers çok kaliteli bir isimdir. Bu gruptan üstün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ara sonrası düzenli ve dereceli işlerle hazırlandığını görüyoruz. Özellikle dinçlik yarışlarını da çok iyi yaptığını belirtelim. Kendisini tanıyan binicisi Mert Can Çelik idaresinde yarışacak. Bu binici ile 5'te 3 yaptığını da belirtelim. Bugün mutlaka iyi koşacaktır. 9 numaralı Hard Not to Love bu tip gruplarda ve mesafede çok koşabiliyor. Özellikle Ali Kaçmaz idaresinde hafif kiloda koşacağı için mutlaka üst sıraları zorlayacağını düşünüyoruz. Kuponlarda olmasında fayda vardır. Son olarak 11 numaralı Bakla Kırı'yı yazalım. Ön tarafta giden isimlerden biri kuponumuzda olsun. Bakla Kırı'nın kulvar avantajı bir hayli işine yarayacaktır. Kendisi kadar süratli olmayan rakipleri bakla kırının koyacağı tempoya razı olabilirler. Dolayısıyla henüz meydan olan bakla kırı kazanırsa şaşırmamak gerekir. Bu koşuda da birçok detayı değerlendirerek 4 ismi ön plana çıkardık. Yarış günü farklı bir duyum alırsak güncel şablonumuza ekleriz. Bugün ikinci ayak için rakamsal sıralamamız 6 2 9 11 şeklinde oldu. Üçüncü ayak. Bu koşuda seyir zevki çok yüksek bir mücadele izleyeceğiz. Hafif süratli de bir tempo olacak. Fakat bu tempoların taktiksel hatalara sebep olabileceğini düşünüyoruz. Koşuyu çok detaylı incelediğimizde belki birkaç isim eleyebiliriz. Fakat dediğimiz gibi yarışın temposundan dolayı hata yapan olursa, affetmeyecek kalitede isimler mevcut. Bu koşuda kim kazanırsa şaşırmamalıyız. Biz üçüncü ayağı hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. Dördüncü ayak. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. 4 numaralı Gökçe Soy ve 3 numaralı Rüzgar Kızı, öne erken gelecek olan isimlerdir. Rüzgar Kızı uzun da ilk kez start alacak. Gökçe Soy'un sentetik pist performansı biraz eksik. Son yarışında dördüncü oldu fakat aşırı yağmur vardı ve pist şartları biraz lehine gelişti diyebiliriz. 1 numaralı Edayap, Yap, 2 numaralı Cüda ve 5 numaralı Rüzgar Soyun, 1900 ve üstü mesafelerde kazandığı bir yarış yoktur. Bu şartlarda en iyi koşabilen isimler, son yarışlarını da kazanan 6 numaralı Mehir Abla ve 7 numaralı Sembol Tay'dır. Mehir Abla ve Sembol Tay, son dönemdeki yarışlarında ilk üçten düşmediler. İkisi de çok formda ve formda binicilerle bu yarışa katılıyorlar. Biraz sertleşen rakipleri olsa da mesafe ve kilo avantajları var. Dolayısıyla bu ikiliden bir birinci çıkabilir. Biz bugün için 4. ayağı 6 ve 7 sıralaması ile geçeceğiz. Yarış günü sabahı son dakika duyumu gelirse güncel şablonumuza ekleyip WhatsApp üyelerine paylaşacağız. Bunun da bilgisini verelim. Henüz WhatsApp üyesi olmayanlar, 0542-832-1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında anında bilgi edinebilirler. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Beşinci ayak. Bu maiden satış koşusu, günün en zor koşularından biridir. Beklenenin altında koşan isimler mevcut. İlk şansı bir numaralı baba İskender'e vereceğiz. Kazanma karakteri düşük olan bu ismi, yıl sonu diye yazıyoruz. Bugün koşarım derse bu grupta kazanan olabilir. 8 numaralı yeğenim Yakup, iyi çıkarsa liderliği alacak. Sonları kötü olan rakiplerine direnebilir. Mutlaka kuponlarda olsun. 7 numaralı Yakostorm'un bazı problemleri vardı. Eğer giderildiyse bugün çok koşabilir. 9 numaralı Cookie Duff ve 10 numaralı Deniz Sesi, ilk yarışlarını beğendiğimiz isimlerdir. 11 numaralı Shinigöl, son 5.liğinde fotoya çok diri girmişti. Son koca eli yarışını ölçü almayalım. Bugün beklenenin üzerinde koşup kazanabilir. 2 numaralı King Dragon ve 5 numaralı Mr. Baybars, daha geniş kuponlara eklenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 8, 7, 9, 10, 11, 2, 5 şeklinde oldu. 6. ayak. Son ayakta bir bankomuz var. Daha sert rakipler arasında bile iddialı olan ve ezilmeden bir beşincilik elde eden bir numaralı Tomar, bugün çok uygun rakiplerle yarışacak. İyi durumda olan rakipleri var fakat, bu formu ile bu rakiplere geçilmesini beklemiyoruz. Bir numaralı Tomar, Akın Sözen idaresinde dörtte 3 yaptı. Çok süratli olmayan bir tempo olacak fakat, iyi çıkıp orta sıralarda yer bulursa, düzlükte bu rakiplerini rahatça toplayacağını düşünüyoruz. Galabalık grupta yarış içi bir aksilik yaşamazsa bir numaralı tomar kazanır. Günün net bankosu olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.